sevgili dostlar sponsorumuz Golvan.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz safalar getirdiniz İlk nereden başlasam bilmiyorum ama e, Emre Mor'dan başlayalım ya o kadar uçak uçak uçurduk ettik Emre Mor'dan başlamazsak herhalde ayıp olur Fenerbahçe Emre Mor'u bitiriyor diye başlayalım Fenerbahçe Volkan Demirel ile büyük çıkışa geçen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Mor'u kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Fatih Karagümrü ve para artı altyapıdan Efecan Mızrakçı verilecek. Fenerbahçe, Vavakars, Fatih Karagümrü'nün parlayan yıldızı Emre Mor'u bitirmek için. Şimdi burada bu haberle ilgili bir şey söyleyeyim. Haberlerin bir sıralaması var, bir silsilesi var. önce bir duyum var. Yağız Savuncuoğlu tarafından verilmiş bir duyum var arkadaşlar. Tamam mı? Yağız Savuncuoğlu diyor ki Emre Mor'un temsilcisi Nima Modir Fenerbahçe ile görüşecek diyor. Bir süredir Fenerbahçe Emre Mor transferi için görüşmelerde bulunuyordu. Fatih Karagümrük de Fatih Karagümrük takımı da Fenerbahçe altyapısında forma giyen Efecan Mızrakçı'yı istedi. Karagümrük Emre Mor transferi gerçekleşmese bile Efecan'ı istedi. Kulüplerin arasında yetiştirme bedeli konuşuluyor demiş. Şimdi diye bakın ben bir şey söyleyeyim mi size? Abdülkerim Bardakçı olayında da gördünüz değil mi? Yani gördünüz. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Anadolu takımları sana pek fazla fayda sağlamıyor. Yani bana soracak olursanız birçoğunuz muhtemelen katılırsınız diye düşünüyorum. Yani yanlış anlamayın sadece katılırsınız diye düşünüyorum. Anadolu takımları, ha Anadolu takımları yetiştirmiş, ha sen yetiştirmişsin. Alt yapıdan çıkarmışsın. Anadolu takımları çıkarıyor, yetiştiriyor. Yani sana o anki yabancı kuralına göre, o anki e, Türk sayısına göre iyi paraya satıyor ya da kakalıyor diyeyim. Ama altyapından çıkan oyuncu en azından senin elinde yetişmiş. Yani masrafını sadece sen ödemişsin. Misal Abdülkerim Bardakçı 2.8 milyon euro bon servis. Hani yıllık ücretini falan çıktım. Çok mu zor 2.8 milyon euro harcayıp ya iki tane Abdülkerim çıkartmak, üç tane çıkartmak. Bak rahatlıkla söylüyorum. Sadece bir yıl 2.8 milyon euro harcansın altyapıya. Ertesi seneden itibaren önümüzdeki 10 sene içinde belki 10 tane Abdülkerim çıkartırsam... Yani bunu misal olarak söylüyorum. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş açısından. Efecan olayına gelirsek arkadaşlar Karagümrük'te bizim zaten Serhat Ahmetoğlu diye bir sabekimiz vardı. Karagümrük bizim altyapımızı çok iyi izliyor, çok iyi işliyor. Efecan da sabek, 18 yaşında bir çocuk ee, ve bu 19 liginde oynayan bir oyuncumuz. <laughs> yani e, kiralık verdik Serhat Süper süperlik tecrübesi dahi yaşadı. Burada da muhtemelen Alma opsiyon yani alma önceliği ile muhtemelen veririz gibi duruyor. Eğer istiyorlarsa ki e, Yavuz Bey'in anlattığı olay bu haberde de bundan bahsediyor. Şimdi prensip anlaşmasına varıldığı duyumları var. Yani Efecan Mızrakçı transferinde prensip anlaşmasına varıldı diye Emre Mor için kullanılacak diye e, oyuncunun menajeriyle Pazartesi görüşme yapılacak ve sonuca bağlanacak diyor. Bu haber. Mustafa hocam senin duyumların ne yönde? Benim duyumlarım şu yönde arkadaşlar. Şimdi benim duyumlarım da şu yönde. Hani Emre Mor'un menajeriyle Fenerbahçe yetkilileri e, Cumartesi günü akşamı 25 Haziran Cumartesi günü akşamı Kalamış'ta bir araya geldi. Yemekler yenildi. Görüşmeler gerçekleştirildi. Ve Emre Mor Fenerbahçe arasındaki anlaşma sağlandı. Bakın. Şimdi eee Kara Gümrük şöyle bir açıklama yaptı. Normalde Fenerbahçe gider, misal veriyorum takımla anlaşır. Takım der ki gidin alın artık konuşabilirsiniz, anlaşabilirsiniz diye. Fenerbahçe'nin görüşmesi şu şekilde oldu. Karagümrük'te konuşuldu. Şu şu şartlar, şu şu futbolcular, takaslar, kiralıklar vesaire vesaire. Biz Emre Mor'la anlaştığımıza göre bu transferin gerçekleşmesi yakındır. Not yani daha önce yaşadığımız için yine söylüyorum absürt saçma sapan olaylar olmadığı müddetçe bu transfer inşallah buradan döneceğini sanmıyorum. Trabzonspor'un transfer gündeminde olan Samsunspor'un kalesi Nurullah Aslan'dan manidar bir paylaşım gelmiş. Demiş ki Nurullah ayrılık da sevdaya dahil mi diye. Hayır canım öyle şey olur mu? Nurullah bize geliyordu. Fenerbahçe'nin kalecisiydi. Duyumcu arkadaşlar öyle diyorlardı. Cık. Yanlışı vardır Trabzonspor'un. Aa hiç duymamış olalım. Çok ayıp. İşte Fenerbahçe'nin Arao için teklifi. Fenerbahçe, William Carvalho, Vinicius Souza'nın yüksek maliyetleri nedeniyle. Bu arada sosyal medyada şey gördünüz mü? İşte William Carvalho için Galatasaray masada, William Carvalho için Altay masada, işte e, Antalya Spor masada, e, Alanya Spor masada haberlerini. Ben e, yadırgamıyorum normal. Şimdi Vinicius Souza, Carvalho işkence gidip geliyor ve Jorge Jesus'un eski öğrencisi William Arao e, yönelilen isimlerden yönelliğin isimlerden bir tanesi. Ve Fenerbahçe 5 milyon Euro'luk teklif yapacakmış Arao için. Vallahi açık söyleyeyim. Arao 5 milyon Euro yapmaz. Yani benim gördüğüm hafif şöyle izlediğim Arao 5 milyon Euro yapmaz. William Carvalho o da 5 yapmaz. Üçünden birini alacaksan 4-4.5 bandına bu isim Vinicius Souza olmalı diye düşünüyorum. Hani izlediğim kadarıyla, sıkış videolarına baktığım kadarıyla. Ya oyuncunun 1.5 sene sözleşmesi var. Yaş 29 Aralık'ta 30 olacak. Yani şunu da söyleyeyim. Lincoln'u birçoğumuz bilmiyorduk. Hani sadece istatistiğine bakıp değerlendiriyorduk. Ya baktığın zaman bu adam hani 28 maça çıkmış. Ara o 5 gol 2 asisti var 2178 dakikada. Hani Jesus kadar futbol bilgimizin olduğunu zaten düşünmüyorum. Elbette ki bu adam bizden daha iyi biliyordur, daha iyi gözlemliyordur. Allah sonumuzu hayır etsin. Ama bana soracak olursanız hani ben biraz da mantık çerçevesinde düşünüyorum. Ben açıkçası Vinicius Souza ismini daha değerli bulurdum. Yani alınacak olsa bunu derdim ama Fenerbahçe rotayı buna çevirmiş. Bir an önce bitirmek istiyormuş. Fenerbahçe bu transferi 5 milyon euroluk teklif resmi temaslara başlayacak diye. Arao ile ilgili de duyumumu söyleyeyim arkadaşlar. Biz Arao için teklif ettiğimiz para 2.2 ile 2.8 milyon euro arasında bir para teklif ettik. Yani bu paraya da gelir mi gelmez mi takdirine size bırakıyorum ama Flamengo kulübü en son bir tanesini satmadı. Elemanım feleği şaştı. Bakalım bu sefer ne yapacaklar. Mariano Diaz. Mariano Diaz. Şimdi Mariano Diaz için transfer açıklaması. Şimdi arkadaşlar Fenerbahçe'nin gündemine düştüğü söylenen, 28 yaşında Dominik Cumhuriyet'te e, hani Fenerbahçe'ye gelse futbol bıraktıktan sonra da rahat Survivor oynayabilecek bir isim. Bir kere şunu söyleyeyim. 1.80 boyunda yaş daha 28 ama 29 olacak. Dominik Cumhuriyeti'nin bir kez milli formasını giymiş. O da bir golü var. 6 milyon euro piyasa değerinde ama Real Madrid'in futbolcusu. Şimdi istatistik rezil. Sürünüyor yerlerde. İstatistik yerlerde sürünüyor. 11 maça çıkmış. Bir gol bir asisti var. 399 dakika. Ya Real Madrid'de herhalde ben de oynasam benim de o kadar golüm olurdu. Yani 399 dakika şans verseler. Ama işin şöyle bir boyutu var. Real Madrid e, zamanında altyapısına dahil ediyor. Sonra Lyon'a 8 milyon euroya satıyor. Bir sene sonra aynı oyuncu 21 buçuğa geri alıyor. Şimdi düşünüyorum. Hani tırt bir oyuncu olsa Real Madrid'de ne işi var? hani e, ben zamanında performansını göz önünde bulundurduğum zaman da yani normal diyorum. Bir önceki seneye bakıyorum. 2020-21'e. 22 maçta sadece bir gol 680 dakika. Hani umutlarım giderek düşüyor. Daha önceki seneye bakıyorum. 2019-20'ye. 7 maçta bir gol. O da 84 dakika oynamış. Hani daha önceki seneye 2018-19'a gidiyorum. 2018-19'a kadar gidiyorum. 22 maç sadece 4 gol 746 dakika. Yani yanlış anlamayın. Duyum olarak söylemiyorum. Sadece yorum olarak fikrimi beyan ediyorum. Bunu mu layık görüyorsunuz Fenerbahçe'ye? Ya bu adamın son 4 sezonun 4'ü de gizli. iptal Yok. Başka iyi Beşiktaş aldığı zaman ben ne dedim? Ya bu adamı sürekli kiralamışlar. Tamam. İyi bir oyuncu. Piyasa değeri yüksek. Demek ki iyi golcülüğü var falan filan ama ya niye her sene kiralamışlar diye. Şimdi size aynısını soruyorum. Ya bunu mu istiyorsunuz Fenerbahçe'ye? Ya bize kütürü keri gibi forvet lazım. Bize kütür kütür forvet lazım. Yani bize forvetliği tartışılmayacak forvet lazım. Anlatabiliyor muyum? Evet kendi çapında iyi bir futbolcu. Hocam iyi futbolcu olması Real Madrid'de ne işi var falan filan dersiniz ama yapmayın etmeyin ya. Menajeri David Arana'dan transfer açıklaması gelmiş. Ee, ne diyor? Mariano'nun planı kendisini mutlu edecek bir teklifle Real Madrid'den ayrılmak. Bunun için onun sebebileceği kulüpler bulmaya çalışıyoruz demiş. Bir yıllık sözleşmesi var ama demiş ki futbolcular için her zaman kolay bir çıkış yolu bulmak kolay değildir. Maria'nı da uygun bir çıkış bulamasa kalacaktır. Hala sözleşmesi var demiş. Konu para kazanmak değil Maria'nı daha fazla kazanacağı takımlara gidebilirdi. Onun için önemli olan oynamak demiş. Lan adam oynamıyor ki zaten. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Siz ne dersiniz? Duyumlarınız ne yöndedir? Fenerbahçe'ye getirirsiniz getirmezsiniz. Eyvallah başım gözüm üstüne herkesin duyumuna saygım var. Herkesin duyumcusuna saygım var. Ama yapmayın etmeyin gözünüzü seveyim ya. Yapmayın etmeyin arkadaşlar. Bak bize net forvet lazım. Net. Net. Tartışma olmayacak ya. Fenerbahçe'nin forveti bu dediği zaman aa iyi olmuş diyecekti. Ya da taraftarın %90'ı diyecek ki tamam arkadaş. Uzun zaman sonra doğru düzgün forvetimiz var diyecek. Anlatabiliyor muyum? Bunun dışında hani bu tanıma kim uyuyorsa o. Bu arada 1.80'e niye takıldım? Şu yüzden takıldım. Bize pivot böyle 1.90'lık, 2 metre 10 santim falan forvete gerek yok. Bize hızlı savunma arkasına koşu yapabilecek forvet lazım. Fenerbahçe'nin Vinicius teklifine red. Fenerbahçe'nin Lombal forması giyen orta saham, Vinicius Souza için yaptığı 5 milyon euroluk teklifin reddedildiği ortaya çıkmış. Kim için? Vinicius Souza için. 5 milyon euroluk teklif. Şimdi arkadaşlar ben burada duyum veriyorum. Elimden geldiğince size aktarmaya çalışıyorum. Ben bana gelen haberi köprü vazifesinde sizlere aktarıyorum. Doğru çıkan da var, yanlış çıkan da var. Doğru çıkan da olacak, yanlış çıkan da olacak. Allah'a şükür. Bu transfer döneminde o kadar güzel gidiyoruz ki. Görmek isteyen kardeşlerimiz için mükemmel duyumlar var. Görmek isteyenler için. Ama at gözlüğüyle bakan, eşek kafasıyla bakan, ne bileyim başka bir şeyle bakan varsa da diyecektir ki hiçbir tane bile duyum çıkmıyor diye. Ben size bir şey söyleyeyim. Bir tane bile duyum çıkmamasına rağmen siz bu kanaldaysanız büyük eşeceksiniz. Büyük gerçekten geri alsınız. Var mı diyorum? Ha duyumlar çıkmasına rağmen de bunu yapıyorsanız da büyük karaktersizsiniz. Büyük onursuzsunuz, haysiyetsizsiniz. Yani Allah sizi cehennemine koysa ben gram üzülmem. Hak ettiniz derim. Bazı insanlar var arkadaşlar. Ben normal sivil hayatta da tanıyorum. Allah cennetine hediye etse diyecek ki Allah ola ola Allah, koskoca Allah'sın bunu mu layık gördün diyecekler. Tövbe aşağı. İnanın böyle insanlar var bu insanların üstünden Allah'ın gerçekten de hani gerçekten Rabbim merhametli. Yani sizin benim insan oğlu olarak merhametimize şey yapsa biz yerin dibine sokarız. Rabbim merhametli herkese sınav veriyor. Allah sınavlarımızı kazanmayı nasip etsin inşallah. 5 milyon euro teklif yapmışız. Reddedilmiş. Alın bu kanalda 2 haftadır 3 haftadır duyduğunuz duyumlar arkadaşlar. Bugün 2 gün önce haberlere düşmüş. 1 gün önce haberlere düşmüş. Buyurun arkadaşlar. Şimdi bunu başkası yapsa diyecekler ki şöyle böyle. Ya illa duyum dediğin olay illa şu değildir. Şu imzalayacak imzaladı bitti. Adam buruma imzalayacak. 15 dakika önce çıkmış Ahmet Selim Kul duyum diyor. Fenerbahçe burumaydan anlaşmaya çok yakın. Her an imzalar açıklanabilir. O Ahmet Selim bildi helal olsun. Ya bu değil arkadaşlar duyum dediğiniz olay bu değil. Tamam yine bilmiştir yine saygı duyarım bir şey demem ama bu değil. Bak Mustafa Hoca sen Abdülkerim Fenerbahçe'de dedin. Carvalho Fenerbahçe'de dedin ki olmadı. Videoyu açıp bakan arkadaş da diyor ki hocam açık açık demişsin. Kulübüyle her konuda anlaşıldı. Futbolcuyla anlaşıldı. Son anda bir yan çizme falan olmazsa ne bileyim menajer araya girer. Futbolcu araya girer. Der ki ben yüksek para istiyorum der. Fenerbahçe sinirlenmezse biz vazgeç ya da biz vazgeçmezsek ki biz vazgeçmeyeceğiz gibi o zaman iptal olur diyorsun. Açık açık videoda bu var. Neyse Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kalmak istiyor, gruplarda oynamak istiyor, para kazanmak istiyor. Lincoln, Henrique, Buruma transfer edildi. Şu an açık söyleyeyim bak taraftar gözlü, gözlüğüyle söyleyeyim. Taraftar şu anda Lincoln'den memnun, Buruma'dan memnun değil. Taraftarımızın belki de %70'i Buruma'dan memnun değil. Bu %70'lik kesimin en az %50'si susuyor. Hiç tepki vermiyor. Hiç tepki vermiyor. Bekliyor. Zamana bıraktı, akışına bıraktı. Açık söyleyeyim bu romanın kendisini çok iyi ispatlaması lazım. Çok iyi kanıtlaması lazım. Sky Sport muhabiri Anthony Joseph'in haberine göre adı birçok takımdan 23 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin 5 milyon euro teklifi aktarıldı. Belçika ekibi Lommel'ın Vinicius Souza için 8 milyon sterlin talep ettiği not 9 milyon euro yapıyor. Ya 2-2,5 haftadır bu kanalda duydunuz. Buydu. Varsa yalansa buyurun ürün deyin arkadaşlar size çay göndereceğim. Yalansa buyurun yalan deyin. Celtic, Ajax, PSV, Bologna kulüp pürüzlü oyuncuyu kiralık olarak istiyormuş. Hocam bu oyuncunun özelliği ne? Geçen sene Belçika ekibi meşe alanında geçirdi. 2 gol bir asist. Hocam 2 gol bir asist yapan oyuncuya 9 milyon euro verilir mi? Demeyin. Ben açık söylüyorum. Bak Vinicius Souza. Şu an konuşulan bizim alma talebinde bulunduğumuz orta sahalar içerisinde en iyisi bu arkadaş. En iyisi bu arkadaş. Brezilyalı 17 Haziran doğumlu 23'e yeni girdi. Yani biz niyetlendiğimizde 22 yaşındaydı. Ben 22 diye belirtiyordum. Sonra demeyin ha bak ben eski videona baktım 22 yaş demişsin çocuğa. Şimdi 23 diyorsun diye oradan yakalamaya çalışmayın. 6-8 oynayabiliyor. 2025'e kadar Lommel'la sözleşmesi var. Lommel alt lig takımı. Yani 35 maça çıkmış ama Belçika liginde çıkmış. Ee, ve İlginç yani gerçekten ilginç. Ama dediğim gibi Flamingo altyapısının mahsulü bu arkadaş. Ben bu arkadaşı eğer zorlarsak alabileceğimiz görüşündeyim. Ha 4.5 milyon euroya bildiğim Carvalho var. 4.5'a Ara var. 4,5 Vinicius Souza var diyelim. Souza. Hocam Vinicius Souza 5.5 olursa yine Souza. 5.5'a Souza'yı alın. Gerisine karışmayın. Hocam peki biz bunu alırsak Crespo gidici mi? Arkadaşlar Crespo'ya teklifler var. Crespo sakatlıktan döndü. İlk iki tane hazırlık maçı zaten ilkinde oynamadı sanırım. İkincisinde pardon ilkinde oynadı ikincisinde az süre aldı daha az süre aldı. Bununla kıyaslamayın. Hocam ben izledim ya çöpe dönüşmüş falan demeyin. Sakatlık dönüşünde futbolcular sakin. Bir de hazırlık maçlarının olduğu sabahta da, da biz idman yapıyoruz. Onu da göze alın. Marcel Tisseranta İtalya'dan talip. Fenerbahçe'nin Kongol stoperi Marcel Tisserand için İtalya Serie A ekiplerine Udinese devreye girdi. Şu yalan haberin gerçek olmasını o kadar isterdim ki. Yani Fenerbahçe'de Atilla Salahi, Kim Minji gelen teklifler konuşulurken yani bu iki e, bu arkadaşlara gelen teklifler konuşulurken Fenerbahçe'nin bir diğer stoperi Tisserand için de Udinese devreye girmiş. İtalyan ekibinin kiralık sözleşmesi biten Pablo Mari'nin ayrılması sonrasında savunma hattını güçlendirmeye karar verdiği ve Kongol oyuncuyu istediği kaydedildi. Sarı lacivertlerin 2020 yılında 4 milyon euro verdiği 29 yaşındaki oyuncu için kapıyı 5 milyon eurodan açacağı öne sürüldü. 2,5 milyon euroyu versin isterse Galatasaray versin. isterse Beşiktaş versin. Anında paket. Anında paket. Yani şu an içinde gitmesi çok muhtemel durmuyor. Teklifler düşük. Fransa'dan bir takımın 2,5 milyon euroluk teklif vermesini bekliyoruz. Hep birlikte bekleyelim bakalım. Ve arkadaşlar yine bu kanalda konuşulan bir duyum. Fenerbahçe'den Sergio Oliveira için ilk teklif. Fenerbahçe orta sahasına Sergio Oliveira ile takviye etmek için harekete geçti. Bakın haberin kaynağına dikkat edin. Abola gazetesi Portekizli Yıldız için Orto'ya ilk teklifin gittiğini yazdı. Rakam belirtilmese de sarı lacivertlilerin masaya 4 milyon euro ile oturduğunu söyledi. Ee, rakamı nereden aldınız bilmiyorum ama hani kanalımızın muhtemelen abonesisiniz. 4 milyon euro çünkü bu arkadaşın satın alma opsiyonu 13 milyon euro'ydu. 1. Kiralama bedeli 1 milyon euro'ydu. 2. Arkadaşlar yani... Ben hatta bu duyumu verirken dedim ki ya arkadaşlar adamın bir kiralama bedeli 13 opsiyonu var yani 14 falan beklentisi var. Biz 4 milyon euroyu masaya koyup çıkmıyoruz da inmiyoruz da 4 milyon euroyu alalım teklifinde bulunduk diye. Bu arkadaş da 30 yaşında 1.81 boyunda. Şimdi bu arkadaşı alırsan son kontrat. Carvalho'yu alırsan son kontrat. Ancak Fenerbahçe'nin yoğun mesai harcadığı Dinamo Kiev'le 20 Temmuz'da maç yapacak olması ve orta sahada aslına bakarsanız herkes Forvet'e odaklanıyor ama Forvet değil Fenerbahçe'de şu anda orta saha SOS veriyor farkında mısınız bilmiyorum. Hatta şunu söyleyeyim birçoğunuz geçen sene e, Sosa'yı beğenmiyordunuz. Sosa'yı atıp tutuyordunuz ama o Sosa bile yani beğenmediğiniz Sosa bile orta sahada çok fazla sırıtmıyordu. Birkaç pas hatası dışında sırıtmıyordu. Orta sahamızın aslında ne kadar e, revizyona muhtaç olduğunun göstergesiydi. Neyse yönetim harekete geçti diyor. Fenerbahçe ilk resmi teklifi yaptı. Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor demiş. Şimdi biliyorsunuz dört kuralı var Fenerbahçe'de transferde. Nedir o dört kuralı? Ya Brezilyalı olacak, ya Portekizli olacak, ya Flamengo'da oynayacak ya da Jesus'un eski öğrencisi olacak. Bu dört kurala uyan her futbolcuya talibiz. Dünyadaki bu dört kurala uyan her futbolcuya talibiz. Hocam dünyada 7 milyon tane işte Brezilyalı topçu var. Hepsine talibiz. Tabii. 7 milyon tane futbolcuya talibiz. Kesinlikle. Hocam işte 300 bin tane Portekizli oyuncu var. Hepsine talibiz. Ronaldo da dahil. Bu Türk gazeteciler e, çok iyi araştırıyorlar ve bunu soruca vardılar. Olivier hem Jesus hem Mario Branco etkisiyle hem de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda düzenli olarak oynama şansı bulabileceği için sıcak bakıyor demiş. Jesus kampa istiyor demiş. Branco bu arada Pavok'ta birlikte görev yapmış. Şimdi hatırladınız değil mi? Pavok'ta birlikte yaptı deyince. Hatırlamayan arkadaşlar. Jesus orta saat transferi 1 Temmuz'da başlayacak. Avusturya kampına katılmasını umuyor. Demiş biz de umuyoruz. Bakalım şu birkaç günde nasıl gelişmeler olacak. Ve Jesus istiyor Fenerbahçe'ye gel demiş. Ben 2 tane 3 tane haber kaldı diyordum ama daha varmış ya. Jesus kimi istiyor Fenerbahçe'ye gel demiş. Bir bakalım arkadaşlar. Muhtemelen eski öğrencisidir. 4 kuralına uyan. Orta sahasını izan etmek istiyor. PSG'de geleceği belirsiz olan Danilo Pereira'yı ikna etmeye çalışıyor. Danilo ile çalışmış mı? Allah Allah. Mutlak orta saha rekordda yer alan habere göre Jesus Fenerbahçe'nin merkez orta sahasını yeniden izan etmek istiyor. Bu, bu amaçta Carvalho, Sergio Oliveira, Araba, Vinicius, Souza. Jesus'un İstanbul'a transfer için ikna etmeye çalıştığı isim daha büyük ve süksel olduğu iddia edildi. Paris Saint Germain'deki geleceği soru işareti olan Portekiz milli... Ha Portekiz deymiş. Tamam uyuyormuş. Pardon. Portekizli Milli Orta oyuncusu Danilo Pereira ile görüştüğü belirtildi. Şimdi Danilo Pereira. Hemen internete yazalım. Biraz e, futbol cahil olduğumuz için arkadaşlar sürekli isimler çıktığı için. Şimdi e, Danilo'dan olumlu cevap almaz durumda satışa sıcak bakan PSG ile görüşecekmiş. Estoril alt yapısına Parma, Aris, Roda, Maritmo. formaları gittikten sonra Temmuz 2015'te 4,5 milyon euroya Porto'ya. 30 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Ekim 2020'de kiralama ve satın alma için toplamda 20 milyon euro ile PSG'ye 2025'e kadar sözleşmesi var. Geçen sezon 37 maçta oynayıp 5 gol atmış. 30 yaşındaki futbolcudan bahsediyoruz. 9 Eylül'de 31 olacak. 1.88 boyunda. Yani boy uzun. 14 milyon euro piyasa değeri var. Stoper oynayabiliyor ama net net ön libero. Yani diğerleri gibi biraz 48 değil. Ee, yani ben anlamıyorum. Danilo Pereira da Olivier da benim için hemen hemen aynı statüdeki isimler. Şu an yani şu konuşulan isimler içerisinde. Bakalım sonuç ne olacak ama içimden bir ses diyor ki 30 yaşındaki futbolcuları almayın. Gidin Vinicius için basın parayı alın diyor. Ee, bir de kim vardı arkadaşlar? Oliviera'yı konuştuk. Ee, Fenerbahçe'nin görüşmesi sürüyor diye Danilo Pereira'yı konuştuk. Şunu da söyleyeyim. Danilo Pereira hani ben yorum yapan arkadaşların yorumunu baz alarak söylüyorum. Danilo Pereira diğerlerine göre daha topçu diyorlar. Yani Carvalho'ya göre, Arao'ya göre daha topçu diyorlar. Ben yorum yazmayı çok, çok fazla istemiyorum. Ee, ya şeyi de söyleyeyim. Alexandre P Penetra, bu stoper arkadaşımız. Fenerbahçe'nin adaylarından birisi. Ancak bu arkadaşı Kim yedeği olarak düşündüğümüzde tekrar hatırlatayım. Ve son haber Jesus 5 oyuncunun biletini kesti ha, Havada kalmasın Kimin yedeği derken Mesela Tisserand şu anda kimin jinin yedeği Becerebilir Tisserand'ı falan gönderebilirsek Lemos'tan kurtulabilirsek Salah'ı da yüksek bedele satabilirsek Vesaire vesaire Hangi 5 oyuncunun biletini kesmiş Süre çok uzadığı için tek tek isim sayalım Max Mayer 1 Doğru Max Mayer'in Fenerbahçe'de geleceğini ben çok görmüyorum. Kol 2, iki kolkır kim? Tisserand 3 diyor. Ben Tisserand'ın biletinin kesildiğini ancak gidebileceğini düşünmüyorum. Yani bilet kesilmiştir ama gideceğini düşünmüyorum. Lemos 4 diyor. Dikkat ettiniz bilmiyorum. Lemos 25. dakikada oyundan çıkarıldı. Yani Arif'e tarif gerekmez diyor ya. Tarife gerek yok herhalde. bir de Emre Belezoğlu demiyor muydu? Ben kefilim Lemos'a yeni Lugano olacak şöyle böyle diye yanlış anlamayın arkadaşlar. Laf falan sokmuyorum ama Emreci arkadaşlar. Söyleyin. Alsın Başakşehir'e biz de kurtulalım o da. İyi çıkarsa, şansına kötü çıkarsa en azından sözünün arkasında durmuş olur deriz. Kulüp bulması istenecek kendilerine diyor. 3 milyon euro. Bak şimdi bu haberde de diyor ki bu 3 milyon euro gelir bekliyor diyor. Valencia, Zayt, Gustavo gibi oyunculara da ciddi teklif gelmesi durumunda dikkate alınacak diyor. Ee, ben Gustavo için Fesih'e bile razıyım. Yani benim gördüğüm Gustavo ile Fenerbahçe orta sahası hiçbir şey başaramaz. Geriye gider, sıkıntı yaşar. Bu benim kendi gözlemlerim. Ee, hayırlısı olsun arkadaşlar. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Bildirimleri açıp en güncel videolardan anında faydalanabilirsiniz. Canlı yayınlara katılabilirsiniz. Topluluk kısmında bazen duyum atıyorum, bazen bilgilendirme yapıyorum. Onlardan faydalanabilirsiniz arkadaşlar videoyu beğenerek ve yorum yaparak da kanalımıza destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kendinize yakışanı yapın. Görüşmek üzere.